Öte yandan Saadet Partisi'nde de 30 Haziran'da düzenlenecek bir kurultay var. Mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu aday değil, sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmayacağını zaten duyurmuştu. Kurultaya ilişkin konuştu bugün. Genel başkanlık için işaret ettiği bir isim var. Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan. Birlikte kameralar karşısına geçtiler. Parti sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın da adaylık yarışında ben de varım diyor. Kuvvetli rakiplerden biri. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yaptık. Arkadaşlarımızın hepsi ittifak halinde Mahmut Bey'in bu görevi üstlenmesinin isabetli olacağı kanaati ifade edildi. Parti liderliği yarışında genel merkezin destekleyeceği adayı bu sözlerle ilan etti. Kararda teşkilatın eyleminin etkili olduğunu vurguladı. Yüzlerce isim zikredildi. Çok isimleri zikredilen arkadaşlarımızdan 5 tanesini teşkilatlarımıza ikinci bir toplantıda yeniden sordu. Kanaat edinmek için yapılan bir çalışmaydı, bir oylama değildi. Bu tercihler istendiğinde birkaç arkadaşımız öne çıktı. Mahmut Bey kardeşimiz de teşkilat başkanı olarak bu isimlerin en önünde gözüktü. Saadet Partisi'nde bayrak değişimi için gözler 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kongrede. Sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlığı bırakacağını açıklayan Temel Karamollaoğlu, genel başkan yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'la kameralar karşısındaydı. Arkadaşlarımızdan edindiğimiz intiba genel hatlarıyla inşallah bir ittifakın sağlanacağıdır. Önümüzdeki pazartesi günü yeni genel başkanımız çalışmalarına başlamış olacak. Adaylık yarışında Arıkan'a şimdilik tek rakipse parti sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın. Saadet Partisi 3. Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğumu ilan ediyor. Saygıyla selamlıyorum.